Hayatını yaşamak için sadece bir dakikan olduğunu Bir düşün. dakika mı? Bir dakika nasıl olacak ki ya? Bir dakikada hayat mı yaşanır? İşte bu oyunda oluyor. Hatta her saniye bir yaş büyüyoruz. Allah Allah. İlginç bir Roblox oyunu oynuyoruz o zaman. Kiki'nin de söylediği gibi bir dakika içinde bütün hayatımızı yaşayacakmışız. Burada bir saniye bir yıl demek. Bir saniyede bir yaş mı? Evet, sürekli yaşlanacağız bu oyunda. Nasıl olacak o? Birazdan görürsün. Şimdi videonun başladığından beri bile kaç yaşına gelmiş oluruz? Sadece oyun için geçerli canım, o şu an geçerli değil. Çok enteresan bir oyun oynuyoruz arkadaşlar bugün. Kiki bana da bahsetti. Bir saniyede bir yaş alıyormuşuz. Peki bir sınırı var mı? Hiçbir sınırı yok ama ölebiliyorsun işte oyunda çeşitli durumlarda. Anladım. Ya yani çeşitli durumlarda ölebiliyoruz. Aynen öyle, bazen şişmanlayınca bile. Anladım Kiki. Geçelim o zaman oyuna bakalım. Yani bir şeyler de yapıyoruz herhalde oyunda. Tabii, meslekler bile var yapabileceğimiz. Çok ilginç bir oyun oynuyoruz arkadaşlar bugün. Enteresan bir oyun olacak gerçekten. Şimdi bir hatırlatmam var. Hala abone olmayanlar abone olur ve herkes bu videoyu beğenirse bütün istekleri gerçekleşsin. Evet arkadaşlar, geçmeden önce oyuna Kiki'nin de söylediği gibi bu arada abone olup beğenirseniz de çok seviniriz. Sadece bir tık, yani hiç zamanınızı almaz ve ücretsiz bir şekilde bizi desteklemiş olursunuz. Size içerik üretiyoruz. O zaman yavaştan oyuna geçelim. Kiki başladık hemen. 1, 2, 3 yaşlanıyoruz resmen. Başta söylemiştim sana. Her saniye bir yaş bu oyunda. Hakikaten enteresan. Polis karakolu falan var burada. Bir şeyler mi yapıyoruz burada? 13 yaşına geldim hemen. İş mi aldım burada? Polis mi oldum ben? 19, 20 diye gidiyorum şu anda. Hastane var. Hastaneye bir gideyim bakayım. Bu ne böyle? Obez olmuş. Çok fazla kilo alırsan ölürsün. Kilo alırsak Aynen, hareket etmen lazım. ölüyoruz yani. O zaman hareket etmemiz gerekiyor sürekli. Diyorum ya sana, hareket. Tamam. Arada hastaneye de uğrayacağım. Hastaneye de uğradıkça burada canımızı yenileyebiliyoruz anladığım kadarıyla. Eksi 50 para gidiyor ama sürekli yaşamaya devam ediyoruz. O silah dükkanı var burada. Buradan bir silah alalım o zaman. Satış dışı diyor. Paran yetmez onlara şu anda. Yumruk var şu anda bende, olur mu? 59 yaşına geldim Kiki. Bir şeyler oluyor bana. İyileş diyelim. 63 yaşında öldük. Mekanın cennet olsun. Tamam, bu sefer tecrübe kazandık, evet. 1, 2, 3 diye şu an tepemizde de görüyorsunuz arkadaşlar. Yaşımız artıyor. Şu ofise gidelim bu sefer bakalım. Ya bildiğin yaşam yaşıyoruz ama 60 saniye içinde falan yaşıyoruz. Yani demin 63 yaşında öldük. Örneğin sadece 63 saniye yaşayabilmiş olduk. Burası neymiş? Hamburger satın alabiliyoruz. Bakayım hamburgeri yiyebiliyorum mu? Yiyelim hemen. Tamam. Biraz kilo aldık hemen. 26 yaşına geldik. Biraz hareket edelim. Okula gidelim. Birazcık gecikmiş olduk ama 31 yaşında, 32 yaşında okula geldik. Senin bu yaşta 20. sınıfta falan olman gerekirdi. Öğren diyelim bakalım. Bir şeyler öğrenmiş olalım. Şöyle ders işlemiş olalım. Yani okumanın yaşı yoktur arkadaşlar. Şuradan şöyle devam edelim. Fast food'a gittik. Hastaneye bir daha tekrar gideyim ben. Şuradan bir iyileşelim abi. Çünkü 47 yaşına geldik. Yavaştan böyle hastalanmaya falan başlamışızdır. Araç bayisi var. Araç alabiliyoruz galiba Kiki. Paran olursa alırsın. Tamam. Paran yoksa niye gelip zamanımızı alıyorsun be kardeşim? Soygun diyor. Soygun yapabiliyoruz. Evet, yapabiliriz. Enteresan. Yaşlandın yine. Dur şuradan çıkayım. 62 yaşına geldim. Dur hastaneye gideyim hemen. Hastaneye gitmem gerekiyor yoksa yine öleceğim. Hareket ediyorum şu anda. Şurada spor salonu da var. Spor da iyidir. Silah dükkanı var. Oraya uğrayamadık. 73 yaşında öldük bu sefer. Bu sefer biraz daha fazla yaşadık Kiki. Zamanla tecrübe kazanıyorsun. Aynen. Yavaş yavaş. Tamam. 2, 3 diye başladık. Bu sefer bakalım şöyle 100 yaşını falan görmek istiyorum arkadaşlar. Ve bir şeyler yapmak istiyorum. Dur bakalım yapabilecek miyiz? Polis karakolu var. Araç bayisi var. Şu araç bayisine demin gidemedim. 15 yaşındayım. Şöyle 18 yaşına girince buradan bir araç alabilirim herhalde. Bakayım, alamıyoruz mu? Soygun var sadece. Enteresan bir durum. Şurada araba alabiliyoruz mu? Demin dedim ya, yetmez para. Yok. Araç bayisi ama araba alamıyorum mu? Alamıyorum galiba. Neyse. Bankaya gidelim. Soygun. Banka soyuluyor diyor. Birileri bankayı soyuyor. Ben de katılıyorum. Hapse düştük Kiki. Hey, ömrün hapiste geçecek.
Kalan zaten azıcık yıllarım var. Onlar da burada hastanede geçiyor. Bari şurada hareket edeyim de fazla kilo almadan. Ah be. 45 yaşında öldük. Hapishaneye düşünce çok çabuk öldük Kiki. Soyguna karışmasaydın sen de. Yani katılayım dedim, bir heyecan olur, anladın mı? O yüzden aslında şu ofise gidelim bakalım. Ofiste ne var? 8, 9, 10 diye gidiyoruz. Şu an giremiyoruz mu? Gireriz. Tamam şöyle hop, 13 yaşında. Bu ne diyor? Ver diyor, malzemeler falan var. Anlamadım orasını tam ama. Şöyle bir devam edelim. Polis karakoluna tekrar gidiyorum. Bakayım polis karakolunda ne var? Buradan bir şey öde diyor. Ödülünü öde. Ödedim. Bir işe yarıyor mu? Yok, yaşam yaramıyor. Ben bir hastaneye gideyim bence Kiki. İyileş. Aynen, biraz iyileşelim yine. Biraz hastalanmış olabiliriz. Hop, iyileşti. 46-47 diye gidiyoruz. Yine okula gidelim, bir şeyler öğrenelim. 50 yaşında geldik ama kusura bakmayın. İnsan utanır ya bu yaşta. Yani yapacak bir şey yok. Şöyle 56, 57, 58 diye devam edelim. Birazcık gecikmiş gibi olduk. Sınıf tekrar girelim. 64 yaşında geldim bu sefer de. Mutlu musun? Şuradan çıkalım. 68 yaşına geldim. Çok hızlı gidiyorum. Banyo var burada. Banyodan çıkalım. Dışarıya çıkmak istiyorum. Hastaneye gitmek istiyorum. Beni hastaneye götürün. Öleceğim. Ah 77. Hastaneye yetişsem belki de ölmezdim, biliyor musun Kiki? Elini çabuk tutsan yaşardın. Evet. Ölmeyebilirdik. Neyse çıkalım tekrar şuradan. Okul var, spor salonu var, silah dükkanı var. Bir de spor salonuna gideyim. 8 yaşında beni alırlar mı spor salonuna? Gidene kadar büyürsün, merak etme. Yani zaten çok az bir şeyimiz var. Ağırlık kaldır diyelim. Şöyle 76 yaşında biri var. Spor yapanlar fazla yaşıyor olabilir, biliyor musun? Burada böyle bol bol basarsak 21 yaşında. 83 yaşında gelmiş buraya, 84 yaşına kadar geldi. İlginç. Fast food restoranına gidelim tekrar. Burada işe falan başlanıyordu galiba. İşe başlayamıyoruz mu? Hamburger satın alıyor. Buradan giremiyorum. Giriş yok. Bir şeyler öğrenmediğimiz için giremiyoruz. Okula tekrar gidelim. Hemen şuradan şunu alalım. Hop çıkalım. Bir şeyler öğrendik sanırım. Hop, tuvaletimi yaptım. Yıllar sonra 48 yaşında ilk tuvaletimi yaptım şu anda arkadaşlar. Tekrar okula geldim. Bir şeyler öğrenelim. Bir spora da tekrar gideceğim ki spor sanki birazcık fazla yaşattırıyor insanı. O ne diyor? Drop diyor. Bir şey hediye mediye bir şey çıkıyor galiba. Dur çıkayım bakayım. Hastaneye gidiyorum abi. 66 yaşındayım. Hastanede biraz iyileşelim. 68 yaşındayız. Spor salonuna gidiyorum. Spor salonu fazla yaşatıyor Kiki. Tamam. Şurada 74-75. Rekorumuzu kıracağız galiba bu sefer. Ne dersin? Kırdık bile galiba zaten ya. Vallahi kıracağız. Baksana 81-82. Ama birazcık baksana, ölüyorum bana alıyor. Oğlum garip bir şey çıktı üstümde. Niye böyle oldu? Anlamadım. Zorlanıyorum mu? 89 yaşında ağırlık kaldırıyorum şu anda ve bir şeyler olmaya başladı. 92 yaşındayım. 93-94 diye ilerliyorum. 95 yaşında öldüm bu sefer. Bu sefer iyiydin. Evet. Bu sefer bayağı bir iyi bir yaşam oldu Kiki. Şöyle çıkalım hemen. 7-8-9 yaşında. Şu teslimat bölümü ne ya? Şurada silah satışı vardı. Silah satışına gidecek. Belediye başkanı. Belediye başkanına gidelim. 15-16-17... 16 yaşında araç kazasında öldüm. Genç yaşta yazık oldu, araba kazası. Dikkat etmedim ki hiç vallahi. Neyse artık çıkalım şuradan. Belediye başkanı olabiliyoruz mu acaba? Belediye başkanı hiçbiri diyor çünkü. Birisi belediye başkanı olabiliyor galiba. 10, 11, 12, 13 diye gidiyoruz şu anda. Şuradan teslimata gideyim. Bakayım şu teslimat bölümünde ne varmış. Selam, bana bir şeyler var. Vay. Kutu. Kutu aldık vallahi. Birine teslim edeceğiz. İş gibi bir şey galiba ama yok, olmadı. Hop, arabayla şöyle beni ezmeye çalışıyor. Çık git lan başımdan. Çöp kutularından çıkalım. Tamam, tekrar teslimata gideyim. Bu sefer şu koliyi teslim etmeye çalışayım bakayım. Al diyelim. Tamam, aldık kolimizi. Şuradan teslim edince muhtemelen para mara bir şeyler kazanacağız. Arabalar da çarpmasın diye uğraşıyorum bir taraftan. Hop, bunu kime teslim ediyoruz? Buraya mı? Ver. 48 yaşında öldüm. Niye böyle oldu? Hızlı hareket etmedin. Tamam, biraz daha hızlı hareket edeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 yaşındayken hemen gideceğim Kiki. Şuradan şöyle bir çıkıyorum. Teslimat noktasına gidiyorum. Bunu bir hızlı yapalım. Ondan sonra hani gençken çalışalım, sonra hastaneye spora mupora gideriz. Böyle saçma sapan bir şey olmuş olsun. Kutu. Kutuyla belediye başkanının ofisine gidiyorum. Kutuyu verelim. Tamam, bu sefer verdik. Yüksek diyor. Burada ne var? Belediye başkanı olamadık. Belediye başkanı olamadık çünkü paramız yok. Anladım. Tamam, şuradan çıkalım Kiki. Öğrendin oyunu bayağı. Evet, kaptık oyunu yavaş yavaş. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Bir okula gideyim yalnız. Birazcık geciktik yine ama yaptık idaresini. Sınıfa geldim. Hocam selamlar. Bir şeyler öğret bana. Birazcık geciktim ama. Tamam. Banka soyguluyor diyor. Banka soygunu. Ben de katılmak istiyorum. Oğlum oradan değil değil mi? 49 yaşında öldük. Banka soygununu kaçırdık ya. Tüh. Tekrar çıkalım hemen. Tekrar. Hop. Banka soygunu için banka... Ulan 7 yaşında öldüm ya.
İnsan 7 yaşında ölür mü? Neyse dur, çıkalım hemen. 1 yaşındayız. Fazla hareket de demiyoruz ha 1 yaşındayken bu arada. Şu anda banka soyuluyor hala bu arada. Polis karakolu var, ofis var, araç bayisi var. Ben bankaya gideceğim. Ama şu arabayla ezmeye çalışan bir arkadaş var. Niye böyle yapıyor bilmiyorum. Şuradan şöyle birazdan araba almayı da deneyelim bu arada. Hemen şuraya giriyorum. Bakayım banka soygunu. Oo, altınları alabiliyoruz. Toplayalım hemen dur. Oğlum, bu ne böyle kilo alıyor ya? Durunca galiba kilo alırız değil mi? Evet, hareket etmezsen alırsın. Anladım. Tamam. Şuradan hemen. Şunu alamıyorum ha. Dur bir tane ben de çalayım ya. Oğlum bir bırakın da ben de çalayım ya. Kilo aldım lan hemen. Alamadım oradan da. Neyse dur. Araç bayisi diyor. Şuradan bir araç alamaz mıyım ya? Okey. Bakayım. Bu yukar diyor. Kaç diyor? 5000 dolar diyor. Bende 1010 var. Alamam ki şu anda. Alsam şöyle birazcık milleti eze bir şeyler yapardık. Polis karakoluna çarpıyor. Bir şeyler yapıyor şu anda. Fast food restoranına gideceğim. Ben de yasa dışı oldum ama orada çalmaya çalıştım ya. Bak yasa dışı yazıyor üzerimde. Neyse yemiş olduk en azından. Buradan gidemiyoruz. Yasa dışı yazıyor üzerimizde. Bu etiketi almış olduk yani. Bir hastaneye gideyim iyileşeyim ben biraz. 70 yaşına geldik çünkü. 70 yaşında fazla şey yapmayalım. Aa şu araba benim 70 yaşındaki adama yazmaz herhalde diyecektim ki. 75 yaşında zaten öldük arkadaşlar. Yaşayacağımı yaşadım. Aynen öyle. Yapacak bir şey yok. Dur şimdi bir çıkalım. Yani bu araba almak için para biriktirmek biraz zor anladığım kadarıyla. Biraz zor sıkıntı. Araç bayisi diyor. Banka diyor. Ben bir banka... 11 yaşında ya. Ufacık çocuğu ezmez insan. Valla küçücük çocuğu da yapmasınlar bunu ya. 2-3 yaşındayım bir bekleyin. Ulan bir çıkayım. Oğlum bunlarda silah falan da var. Silah olanlar var, öldürüyorlar. Yaşatmıyorlar kimseyi ya. Bu neymiş? Polis karakolu. Polis karakoluna gireceğim. Şunları bir şikayet mi etsem ne yapsam? İş alabiliyoruz mu? 250. Ama eğitim gerekti diyor. Eğitim gerektirir. O zaman bol bol okula gitmemiz lazım bizim. Aynen, meslekler için beceri öğrenmen lazım. Anladım. Tamam. Şu belediye başkanının bir şeyine girmiş miydik? 28 yaşında. Şu araba kullananlar beni gerçekten sinirlendirmeye başladı ki. Sakin ol biraz. Sakinim, sakinim. Şurayı boş ver. Tamam, çıkalım şimdi. Şöyle bir çevreme baka baka gidiyorum. Silah dükkanı var. Silahlar acaba ne kadardı ya bu arada? Alamıyorum. Azıcık bir farklı alamıyorum. Dur birazdan silah alırız ya. Spor salonuna gideyim. Birazcık yaş yaparsak. Kaç çalışamıyoruz ki nasıl para kazanacağız biz? Fazla yaşarsak kazanır mıyız? Birazcık şöyle spor... Oğlum bunda kılıç var ya. Oğlum spor yapmam engel oluyor. Git başımdan ya. Şimdi sağlık kodları geçildi diyor. Hastaneye gidiyorum ben. Hastanede biraz tedavi göreyim ya. Kılıçla bir şeyler yaptı. Aa param da gidiyor yalnız ha. Neyse artık. Spor salonuna ben tekrar gideyim. Spor salonundakilere saldıranlar var. Lanet olasıca. Demin bu arada silah alabilirmişiz biz ya. Tüh. Dur bakalım bir dahaki tur para gelecek. Gelirse alırız ya. Hemen şuradan şu ağırlığı kaldır. Dükkan diyelim. Dükkanda bir şey yok. Şöyle 63 yaşına geldik valla. Bakayım. 100 yaşını göreceğiz demiştik başta. 100 yaşını henüz göremedik ama görebiliriz belki de. Ne dersin? Çok zor. 71 yaşında gittik. Bakayım para gelecekmiş şimdi. 850 geldi ya. Neyse kanunlar, beceriler. Aa bak şurada beceriler var. Buradan bu becerileri aldıkça bu işleri de yapabiliyorsunuz arkadaşlar oyunda. Bilginiz olsun. Bak şu anda durduğum yer bulduğum için kuru oluyorum şu anda. Böyle bir oyun. Komik oldu bayağı. Evet, zevkli ve ilginç bir oyun arkadaşlar bu oyun. 19 yaşında oldum. İpucu, şekilde kalmak için kilo alma gibisinden bir şey yazdı galiba. Böyle bir oyundaki ipucum. Hatırlatmamı yapayım. Abone olup beğenmeyi unutmasınlar lütfen. Evet arkadaşlar, videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Böyle bir oyundu. Hani çok ekstradan da yapabileceğimiz bir şey. Belki becerileri geliştirip hani bu meslekleri yapabilirdik ama belki bir başka videoda biraz daha bunları geliştirip o şekilde de bölüm gelebilir ama tabii like'a abanmanız gerekiyor onun için. Bol bol like gelirse yeni bölümler gelebilecek bu seriyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.